sen? Çiftlikte her şeyin yolunda olduğu güzel bir günmüş. Ama kurdun canı çok sıkılıyormuş. O da kafasını dağıtmak için çiftliğin ilan panosuna bakmaya gitmiş. Satılık bir ev. Yok, benim evim güzel. Ay, ay Ceylan Hanım'ın kurabiyeleri. Buna param yetmez. Merhaba Kurt. Ne yapıyorsun? Merhaba Dahi. Canım sıkıldı da ilanlara bakayım dedim. Güzel ilanlar var mı? Kurabiye var. Ama param yetmiyor. Sen ne alacaksın ki? Ben kayıp eşya ilanları için geldim. Kayıp eşyalar mı satılıyor? Ucuz mu? Hayır. Ben haberciliğe başladım. Bu benim haber sayfam. Aa, iyiymiş. Kim ne yapıyor? Çiftliğin tarihi. Yemek tarifleri. Harika. Ne oluyor ki haber yapınca? Sana kurabiye mi veriyorlar? Bazen teşekkür etmek için veriyorlar. Ama asıl amacım gerçeğin peşine düşmek. Gerçek karın doyurmaz ki. Bir haberin peşine düştüğündeki o heyecan hiçbir şeye benzemiyor. Ben de mi haberci olsam? Canım sıkılıyordu zaten. Hadi birlikte çalışalım. Bak zürafanın kolyesi kayıpmış. Acaba çalındı mı? Çalındıysa kim, nerede, ne zaman, nasıl ve niye? Aman bununla uğraşamam. Ben gidip şu kurabiyelerin tarifini alayım. Sen kendi sayfanı yap, ben kendi sayfama. Kurt dur. Daha nasıl haberci olunur bilmiyorsun. Eminim bu işi senden daha iyi yaparım. Haydi canım. Var mısın iddiasına? Bir hafta içinde en çok takipçisi olan haberci kazansın. Nesine? Nesine? Kurabiyesine. Hem de çikolatalı. Anlaştık. Dahi ve Kurt kendilerince en ilginç haberlerin peşine düşmüşler. Dahi kaybolan kolyenin gizemini çözmek istiyormuş. Kurtsa... Ceylan Hanım, kurabiyelerinizin tarifini verir misiniz? Aa, olur mu öyle şey Kurt? Neden olmasın? Kurt beni rahat bırak lütfen. Şuna bak. Koskoca haberciye nasıl davrandı? Görür o. Ceylan Hanım bütün misafirlerine 3 kutu kurabiye ikram ediyor. Dahi ise çiftliğin bambaşka bir köşesinde gerçek bir haberi takip ediyormuş. Evet sevgili çiftlik halkı. Zürafadan edindiğim bilgiye göre en son 3 gün önce kolyesi görülmüş. Kolyeyi alan kişi bazı izler bırakmış arkasında. Güvenlik güçleriyle beraber bu gizemi çözeceğiz. Çok güzel oldu. Bakalım bu izler kimin çıkacak? Derken hayalci ağlayarak dahinin yanına gelmiş. Hayalci ne oldu? Baksana kurdun yaptığı haberi. Ne yapmış? Aa senin resmini koymuş. Evet anneme sürpriz resim yapıyordum. Çok güzel olmuş. Başlığına bak. Hayalci bu çirkin resmi kime hediye edecek? Aa bu da ne? Üzülme kardeşim. Resim çok güzel olmuş. Ama artık sürpriz olmayacak. Herkes gördü. Olsun. Annem yine de sever. Aa, kurdun diğer haberlerine de bak. Zebra kaplanın çizgilerini mi çaldı? Tavuklar yumurtalarını paylaşmamak için ziyaretçilerini taşlıyor.
Kaplan, çiftliğin en güçlüsü benim, dedi. Bu haberler doğru olamaz. Ah kurt, ah! İddiayı kazanmak için doğru haber yapmıyor. Başı da derde girecek. Yapacak bir şey yok. Ben kendi haberimin peşine düşeyim. Ben de resmimi anneme götüreyim. Dahi polise gitmiş. Çektiği ayak izi fotoğraflarını göstermiş. Polis de ona şüphelendiği kişileri söylemiş. Dahi bu kişilerle röportaj yapmış. Fotoğraf çekmiş, araştırmaları ilerledikçe ilerlemiş. Kurtsa evindeymiş. Habercilik de çok kolaymış. Dur bakayım. Kaz tüylerini yumuşatmak için yumuşatıcı kullanıyor. Harikayım. Köstebekler Çin takvimine girebilmek için eylem başlattı. Ha. Bu da kim? Kurt, ne yaptın sen? Takipçi sayım seninkini geçti diye sinirlenmene gerek yok dahi. Ama doğru haber yapmıyorsun. Deli gibi bütün gün oradan oraya koşturamam ben. Ama bu çok yanlış bir şey Kurt. Mızıkçılık yok. Benim takipçim daha fazla. Hem sen kolyeyi buldun mu ki? Buldum. Fil almış. Aha, son dakika. Hırsız file dikkat. Kurt dur. Amanın. Amanın sansür var. Haber hakkımız engellenemez. İyi de fil çalmamış. Zürafa düşürmüş. Fil de üstüne basınca halhal gibi ayak bileğinde kalmış. Farkında bile değildi. Çok özür diledi. Bak bu sıkıcı bir haber. Benim haberim daha iyi oldu. Kapıyı aç Kurt. Kapıyı aç. Aç kapıyı. Kurabiye tarifimi izin almadan yayınlamışsın. Demek bana iftira atarsın ha? Hırsız kimmiş sana göstereceğim. Anneciğim, o da ne? Çiftlik halkı. Haberleri okumuşlar. Tabii ki. Şakaydı. Ne yapacağız şimdi? Sanırım ben biliyorum. Son dakika. Kurt arka kapıdan kaçtı. Ne? Hadi koş da fotoğrafını çekeyim. Anneciğim! Hahahaha!